Bismillahirrahmanirrahim. O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. Onların mallarından zekat al ki bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir bilir. Buna rağmen aldırmaz yüz çevirirlerse, Ey Resûlüm de ki, Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük arşın, Muazzam hükümranlığın sahibidir. Eğer Allah insanların faydalarını olan şeyleri çabucak elde etmek istemelerinde verdiği gibi müstehak oldukları şerri de çarçabuk verseydi, derhal sonlara gelir, helak edilirlerdi. Fakat biz huzurumuza çıkmayı arzu edip ummayanları kendi hallerine bırakırız azgınlıkları içinde bocalar dururlar. İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken, bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı, bize yalvaran kendisi değilmiş gibi, eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp, haddini aşanlara yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş hoşlarına gitmiştir. Dizi karada olsun, denizde olsun gezdirip dolaştıran odur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler tatlı bir rüzgarla içindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü keyiflendikleri bir sırada birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir. Dalgalar her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp bir daha kurtulamayacaklarını zannedince bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah'a yapıp gönülden ona yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki eğer bizi bu felaketten kurtarırsan mutlaka şükreden kullarından olacağız derler. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme. Ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler yüruhundan. Musa, ey bizim Rabbimiz, dedi. Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına, dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz! Mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler. Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin. Müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun diye talimat verdi. Nuh Rabbine hitap edip Ya Rabbim dedi. Elbette boğulan oğlum da ailemdendi öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken, sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Ya Rabbi dedi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum. Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehli Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince, Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. Ya Rabbi dedi. Zindan, bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim. Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir. Ama babaları Yakup. Hayır, hayır. Korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütf edecektir. Çünkü o alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur. Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi odur. Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni Hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle. Geçerli dua ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu tıpkı ağzına su ulaşsın diye iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider. Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı, irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. Bir de İbrahim bir vakitler şöyle demiştir: Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların bir çoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra, kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen, gafursun, rahimsin. Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz, namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi, artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey bizim Rabbimiz, biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur. Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim, duayı kabul buyurur. Ya Rabbi, beni de, neslimden çoğunu da, namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. İnan, bazen şerri, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecedir bu insan şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat gel ve şöyle dua et. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. Ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını, yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar onlar, ne sizin sıkıntınızı giderebilir, ne de durumunuzu değiştirebilirler. Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar, ortada görünmez olur. Ama, o sizi kurtarıp, selametle karaya çıkarınca, ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu. De ki, Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et. Ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana. De ki, dua ederken ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut. Her türlü hamd, o Allah'a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Ta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler şöyle niyaz ettiler. Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver. Ve şu davamızda, doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle. Bunu unuttuğun takdirde, Allah'ı zikret ve, umarım ki Rabbim, doğru olma yönünden, beni daha isabetli davranışa muvaffak kılar, de. O gün Allah, müşriklere der ki, Haydi bakalım, ortaklarım olduklarına iddia ettiğiniz putları çağırın gelsinler. İşte çağırdılar ama, onlar kendilerine cevap vermediler. Biz aralarına bir uçurum koyduk. Ya Rabbi! İyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da, Yakup hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da, Yakup hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Zekeriya, buyurdu Allah. Biz sana, adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Bu adı alan olmadı. Bana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu. Senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, üç gün insanlarla konuşamamandır. Rabbi, dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Yambi dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözü ver şu dilimin bağını. Yambi dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözü ver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü. Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. Onu bu işime ortak et. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. Aslında sen, bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. Musa dedi istediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk.